Arkadaşlar Hemşire ekranlarına yeni bir Total Futbol videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz uzun zamandır aslında yedeklerde Osimhen'i tutuyorum. Ve iki yıldız, iki gümüş yıldız olan Osimhen'imi arkadaşlar yükseltmek istiyorum. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Osimhen'i yükselteceğim ve takas DP yapıp özelliklerini tekrardan vereceğim arkadaşlar. Osimhen'i değiştirmeyi düşündüğüm bazı şeyler var arkadaşlar. Gerekirse Osimhen'in biraz arkadaşlar bazı özelliklerinden kısacağım. Hızından mesela gerekirse biraz kısacağım arkadaşlar. Ya da Osimhen'e eğer dayanıklılık verdiysem bundan biraz kısacağım arkadaşlar. Ve farklı özelliklerine vereceğim. Şimdi öncelikle buradan bir geliştir yapacağız arkadaşlar. Bir yıldız Osimhen'i seçtik. Bir yıldız MF'den Vlahovic kullanıyoruz yükseltmelerde. 25 tane geliştirme kartı 1, 12 tane geliştirme kartı 2 ve 400 bin dolar istiyor arkadaşlar. Ve geliştir deyip bu özellikleri veriyorum. Ve 3 gümüş yıldız olmuş oldu arkadaşlar Osimhen. Seviye atlıdan da acaba bu adamı sıradaki seviyelerde neler bekliyor görebiliyor muyuz arkadaşlar? Top kazanma ve ofansif farkındalığı artı 2 artacakmış 60 levelde. Değer diye düşünüyorum. Yapabilirsem şöyle bir arkadaşlar Osimhen'i 60. seviye yapacağım. Şimdi evet şuradan arkadaşlar 60. seviyeyi görecek Osimhen. Ya bayağı para gömmüş olduk ama olsun arkadaşlar. Evet. Şu şekilde Osimhen 123 güç arkadaşlar ve 60. seviye olmuş oldu. Bir sonraki geliştirme aşaması için 2 yıldız Osimhen istiyor ve 1 yıldız siyah kart, herhangi bir 1 yıldız siyah kart istiyor arkadaşlar. 2 yıldız Osimhen'i şu anda aslında elinde Osimhen var, geliştirebilirim istesem ama arkadaşlar param yetmez. Yani buna param yetmez, hem Osimhen 2 yıldız yapacağım hem de arkadaşlar 450 bin euro basacağım, param niye yetmiyor. O yüzden şimdi arkadaşlar geldik takas TP'ye. Pardon düzeltiyorum. Takas TP değil. Yetenek puanlarını sıfırlayacağız arkadaşlar. Ama sanırım vermem gerekiyor ki önce öyle sıfırlayayım galiba. Şöyle arkadaşlar şunlara şöyle birer birer verelim. Ve ardından yeteneği sıfırla diyelim. Ben de hocam 33 yetenek puanını yeniden dağıtmak için sıfırlama kartı kullanmak istiyor musun? Sıfırlama kartından 16 tane mi gerekiyor? Yok daha neler. Arkadaşlar şaka gibi 13'e 16 diyor. Haber 16 tane mi kullanacağım yani yetenek sıfırlamada. Bunda bir sıkıntı var arkadaşlar. Başka bir oyuncuda nasıl oluyor? Van Persie'de 20 tane. Yok artık. Gerçekten mi? Neyse Allah'tan arkadaşlar kötü özelliklere vermedik. Bitiriciliğe verdik. Herhalde şut gücünü, ofansif farkındalığa verdik. Bir de fiziktele verdik. Arkadaşlar şu haliyle zaten aslında şu haliyle bile dil dehşet bir oyuncu Osimhen. Dediğim gibi 123 güçe yükselmiş durumda arkadaşlar. Osimhen 60. seviyede yapmışım kendisini. Bakalım arkadaşlar maçta göreceğiz şimdi. Dereceliğe gireceğiz. Aslında arkadaşlar bu videoda ben direkt dereceli maça girecektim. Sonra dedim ki video içeriği yapmalıyım. Ne yapabilirim? Abi Osimhen'i yükselteyim bari. Öyle bir video içeriği olsun. Yani arkadaşlar artık nasıl video içeriği çekeceğimi bilemiyorum yani. Bulamıyorum arkadaşlar ne çekeceğimi. Mesela yeni bir tane etkinlik gelmiş. Ronaldo ile ilgili bir etkinlik gelmiş arkadaşlar. Bu etkinliği çeksem etkinlikte neyi çekeceğim arkadaşlar? Yani hepiniz girip normal oynayacaksınız. Yani offline bir mod. Basit bir mod. Neyi göstereceğim? Ne yapacağım? Yani bundan sonraki videolarımda arkadaşlar başlık maçın içeriği ile ilgili olacak ve genellikle dereceli oynayacağım arkadaşlar. Direkt gameplay olacak. Tabi arada biliyorsunuz paket açılımları onlar bunlar da geliyor arkadaşlar. Yine bu hafta sonu bir ya da iki tane paket açılım videosu gelecek. Biliyorsunuz bir taraftan Umut abinin hesapta Umut abi paket kasıyor. Şu an 60 bin küsür sözleşme kontratı var arkadaşlar. Benim bu hesapta ben çok oynayamasam da ben de biraz işte 10-20 bin sözleşme kontratı kadar bir kontrat kasacağım. Hafta sonu onların açılımı olacak. Admin hesaba TF yüklerse adminin arkadaşlar hesabından paket açılımı yapacağım. Gibi. Bu şekilde örneklendirebilirim arkadaşlar. Rakip bulmuyor şu anda. Rakip bulmasını bekliyorum. Rakip bulsun maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar 46 Kemal 46 isminde bir rakip buldu. Karşımıza getirdi arkadaşlar. Benim kadrom şu anda 1292 diyor arkadaşlar. 2000 küsür gücüm, overall'ım var. Zaten ilk 11'de yedeklerde çok güçlü oyuncularım var biliyorsunuz. Yedeklere koyduğunuzda da o güç puanı artıyor arkadaşlar. Hani bilmeyenler için gen değeri artıyor yani. Onu da söylemiş olayım. Evet rakip de
Yani ortalama bir rakip arkadaşlar. Seviye olarak bize yakın. 1900 güç, biz 2300 güç şu anda arkadaşlar. Bizle kapışabilecek bir kardeşimiz Türk bir oyuncu Kemal. Bakalım göreceğiz. Arkadaşlar bu arada ben 8 maçtır falan kaybetmiyorum. Yani üst üste çok iyi oynamaya başladım son maçlarımı. Ve arkadaşlar gerçekten rakipleri bunaltan bir oyun yapısına büründüm son zamanlarda. Nasıl rakipleri bunaltan arkadaşlar? Böyle topu saklayan, gizleyen ya da topu kaçırandan ziyade gerçekten topu çok iyi çeviren bir rakip oldum. Yani ceza sahası önünde sürekli topu döndüremiyor bir şekilde pozisyonlar bulan bir rakip oldum arkadaşlar. Şimdi de çok da güzel bir yerden arkadaşlar serbest vuruşu kazandık. Şöyle şu şekilde neden sağ analog çalışmadı anlamadım. Şuradan bir yeşil vurduk. Hakan Çalhanoğlu yazdı. Arkadaşlar maçın başından golü bulmuş olduk. Hakan Çalhanoğlu ile 1-2'den bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Mesela bu videoda eğer Osimhen yükseltme ile ilgili bir video olmamış olsaydı Hakan'ın arkadaşlar Friki ile ilgili bir başlık ekleyecektim. Artık böyle yapacağım yani mecbur. Dediğim gibi arkadaşlar içerik bulamıyorum. İçeriklere başlık bulamıyorum vesaire vesaire. Bu arada arkadaşlar yorumlar bölümünde chat bölümünde görüyorum bazen mesajlarınızı. Abi oyun çok donuyor şöyle böyle falan. Dün gece iki maç girdim arkadaşlar. İnanılmaz bir kasma donma vardı. Ama oyunun belli saatlerde sunucunun durumuna göre hani o kasma donmayı herkese yaşattığını aynı anda rakibin de yaşadığını düşünüyorum. Çünkü şu an ben çok akıcı oynuyorum. Allah var şu anda gerçekten inanılmaz akıcı oynuyorum arkadaşlar. Ama mesela dün çok kötüydü yani. Onu söylüyorum iki oldu. Federico Valverde. Arkadaşlar dediğim gibi son maçlarda gerçekten aşırı iyi oynamaya başladım. Ve resmen maç kaybetmiyorum yani. Öyle bir duruma büründüm yani arkadaşlar. İnşallah böyle devam eder bakalım. Şu anda da maç durum 2-0. Tabii pozisyon veriyoruz arkadaşlar. Pozisyon vermemek gibi bir şey söz konusu değil bu oyunda. Ama bu oyunda maçların arkadaşlar şunu ben anladım. Yani maçları kazanmak istiyorsanız önemli olan gol yememekten ziyade atmak, sürekli atmak arkadaşlar ve iyi bir oyun oynamak, iyi top çevirmek arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda direkte patlat topu. Üçüncü gol geliyordu. Siz iyi oynadığınız zaman arkadaşlar oyun yani rakibe oynatmıyor. Gerçekten siz iyi top çevirip iyi top yapıyorsanız oyun rakibe oynatmıyor. Önemli olan oyunu top çevirmek arkadaşlar. Kontrataktan da ziyade her şeyden ziyade bu oyunda önemli olan top çevirmek. Eğer top çevirirseniz oyunu sizin üstünüze yıkarsanız top bir şekilde sizi buluyor arkadaşlar. Onu anladım yani. Hani oyun bir şekilde sizi buluyor ve size o arkadaşlar fırsatı veriyor. Yani top bir şekilde sizin ayağınıza geliyor. Öyle söyleyeyim. Onu demek istiyorum. Mesela şurada Hakan'a verdik. Hakan vurdu. Üst üste çok net pozisyonlar harcadık. Tabii rakibi oyundan çıkartmak da önemli. Arkadaşlar. Yani erken vakitte attığınız goller rakibin oyundan çıkmasını sağlayabiliyor. Mesela burada aslında arkadaş pas verseydi gol bulabilirdi mesela. Ne kadar bakın maça iyi de başlasak oyununa da bir fırsat verdi yani. Defansif anlamda adam yani yazabilirdi arkadaşlar. Şimdi Robin'le 3. golü yazıyoruz abi. Kardeşimiz üzülmeye mucize attı. Şu anda biliyorum ki evet oyunu duraklatacak. Çıkacak mı? Kardeşim çok teşekkür ediyorum Kemal. 46 Kemal 46. Gerçekten oyundan çıkarsan eğer yani vaktimi çalmadı. Kemal izliyorsan kardeşim yemin ediyorum seni tebrik ve tenzih ediyorum yani gerçekten. Delikanlı gibi arkadaşlar adam oyundan çıktı. Yani hiç vaktimizi çalmadı. Vakti bir yenilecek. Zaten 3. gol değmiş. Anladın mı? Çıksa da 3-0 yenilecek. Adam delikanlı gibi çıktı arkadaşlar. Tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi sıradaki rakibimizi bulsun. Maçı artık oynadım saymıyorum. Bir maça daha gireceğim arkadaşlar. Bakalım yine iyi oynayıp rakibimizi yenebilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Karşımıza bir rakip daha geldi. Vilas Bark isminde. Barcelona kadrosu kurmuş bir rakip görüyoruz arkadaşlar. Az önceki kardeşimizden sonra bakalım bu arkadaş nasıl oynayacak. Ve dediğim gibi bu arkadaşta da aynı performansı gösterebilecek miyiz? Yine aynı klasmanlarınız arkadaşlar. Legend 1'deniz. Yine aynı şekilde rakiple. Yani en iyi 100 oyuncu arasından bir tanesi bu arkadaşta. Vilas Park. Bakalım kadrosunu ben görünce anlarım arkadaşlar. Evet. Kadrosu genel olarak 100 güç seviyesinde. Hani arkadaşlar açıkçası aramızda tabii ki de bir kadro gücü farkı var. Ama bu hep ben yani çoğu oyuncularla oluyor artık arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten kadromu çok geliştirdim.
Ve bu kadro gücü farkı oluyor yani. Hani tam anlamıyla dişime göre rakip gelirse ilk ondan gelen rakipler falan oluyor arkadaşlar. Hani buna da benim yani yapabileceğim bir şey yok arkadaşlar. Videoda rakip seçemiyorum. Hatta ben hani videoda böyle yüksek güçlü rakip falan gelirse mutlu oluyorum arkadaşlar. Hani biraz böyle dişli bir rakip geldi falan diye ama bakalım şimdi belli de olmaz tabii arkadaşlar. Adam taş gibi oynuyor olabilir yani. Hani ben kendi adıma söyleyecek olursam ben bu adam takımıyla benim takımımı yenebileceğime inanıyorum. Çünkü niye iyi oynadım biliyorum arkadaşlar bir yerde. Hani ben bu takımı adama versem, adamın takımını alsam dediğim gibi yenebileceğime inanıyorum. Çünkü belki de iyi bir oyuncu. Mesela burada bir hata yaptık. Evet, bomboş pozisyon. Korner. Boştan bir korner pozisyonu verdik rakibe. Böyle deyip deyip konuşup konuşup yeniliyormuşum arkadaşlar. Gerçekten efsane olur. Arkada Haaland var. Onu Lucas Vazquez savunduğu için Rodri'yi oraya çektim. Çünkü arka direkten arkadaşlar rakip içeri uzatabilir yani. Her an her şey olabilir. Yapmadı düşündüğümüzü. Robin sıyıramadık rakipten topu. Offside. Keşke offside vermesen oynasaydın hocam. Hadi bakalım. Şireceğiz topu. Şöyle Osimhen'e doğru arkadaşlar. Şirelim. Osimhen bıraksın Mendy'ye. Tekrar Osimhen'e versin. Modric'in koşusu var. Modric bıraksın Hakan'ı. Hakan geriye dönsün. Valverde. O dönsün Van Persie ama hiç destek veren yok. Modric var şimdi. Modric gördü. Federico. Abi çerçeveyi bulsa 1-0'la değil mi arkadaşlar? Yani. Sif daha yapmıştık ama ne yazık ki çerçeveyi bulduramadı. Ayakları yamuk arkadaşlar. Valverde'nin yani. Bu adamın ayağı yamuk arkadaşlar. Ne diyeyim ben şimdi Valverde'ye. Yani bu durumda birkaç defa daha karşılaştım ama tam bir dinamo yani kendisi de gerçekten tam bir dinamo arkadaşlar. Her yerde yani. Sağda her yerde. Biraz zor bir pastı. Victor'a Saliba geliyor. Arkadaşlar artık eskiye nazaran yani Osimhen gibi oyuncuları stoperler yiyebiliyor arkadaşlar. Yani yiyebiliyor. Biliyorsunuz eskiden Osimhen'e topu alırdık arkadaşlar. Stoper bakardı arkasından izlerdi. Hele fake shoot falan attım bitti o işte. Artık arkadaşlar en hızlı oyuncu da olsa bir şekilde oyuncular hani defans oyuncuları diyeyim arkasından gelip yetişebiliyor arkadaşlar. Tabi burada biraz sizin savunma mekanizmanıza da iş düşüyor arkadaşlar ama hani yine de genel anlamda evet ya Valverde yine sen girdin ceza sahası içine. Arkadaşlar bakın bu 4-1-2-1-2 sisteminde eğer siz de benim gibi orta sahaları ceza sahası içine sokarak böyle bu şekilde oynamayı seviyorsanız ayağı iyi olan sert güçlü şutlar çeken oyuncular bulabilirsiniz. Ama benim elimdekiler bunlar. Ben bunları kullanıyorum. Görüyorsunuz çift defansla. Rakibi güzel kesti orada. İki tane net gol pozisyonu bu dakikaya kadar harcadık. Şimdi döndün. Modric verdin abicim. Offside yok. Robin Van Persie yiyebilir. Şöyle bir falso. Çok kötü. Beklediğimden uzak bir mesafedeymişim. Eder. Evet. Haaland oldu mu? Top alıyor. Vazquez indirdi. Mendy. Bu da riske atmayalım. Çevirelim topu. Valverde. Yine merkezden oynuyorum. Ben çok üstüne gittim rakibin. Arada böyle bir arkadaşlar siz de beklere topu indirebilirsiniz. Verdik lan. Çok güzel. Hakan. Tekrar. Osimhen. Abi niye ya? Arkadaşlar gerçekten atamıyoruz yani. Yani bu rakibi de oyundan çıkartabilirdik. Şu an 3-0 yapabilirdik durumu ama işte olmayınca da olmuyor. Ama çok güzel paslaştı. Sadece Osimhen çok yorulmuş arkadaşlar. Neyse. İkinci yarıda değiştireceğim bu oyuncuyu. İkinci yarıda Kenan Arda falan bunları sokuyorum arkadaşlar. Güzel işler yapıyorlar. Gençler malum. Kanlar kaynıyor arkadaşlar. Enerji, güç, kuvvet yerinde maşallah. O yüzden adamlar giriyorlar. Yapması gerekeni yapıyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Alabilirsiniz bu oyuncuları. Hangi oyuncuyu yedekten almanız gerektiğini bilmeniz lazım. Hangi oyuncu hangi maçta kullanılır bunu bilmeniz lazım arkadaşlar. Ya bunlar çok önemli. Bak Haaland çok tehlike yaratıyor orada ya. Böyle öndürüyor açtı. O Allah'tan kısa geldi. Modric çaldı onu arkadaşlar. Şu an biraz baskı var bana. Çok sakin. Çok relax. Görüyorsunuz. Relax oynarsanız, acele oynamazsanız oyun size o alanı tanıyor arkadaşlar. Bakın çok acele oynadı. Böyle bir dönüp etrafınıza bakabilirsiniz bazen arkadaşlar. Mesela şu an Osimhen'e çok daraldım. Döndüm. Modric'e verdim. Rodri'ye verdim. Anladın mı? Biraz bu şekilde orta sahada öne çıkıyor mesela.
Rakip de fazla pres yapıyor. Açık alan bırakıyor falan filan. Hadi oğlum. Abi kalecisi Maynan mıydı bu adamın kalecisi? Vallahi tebrik ediyorum Maynan'ı. Tekrar Haaland'a verebilir. Eder indirdi onu. Aslında kaleciye dememiştim ama neyse. Olsun. Pasımızı verdik. Çok sakin oynamaya devam. Değişikliklerimiz olacak arkadaşlar. Şu an oyuncular da yoruldu biraz. Çok güzel pas. Şimdi Robin'e Robin Van Persie. Çok güzel kurmadık oyunu. Gerçekten haz almaya başladım oyun oynamaktan arkadaşlar. 4-1-2-1-2 Diamond dizilişinde oynuyorum. Ve top çeviriyorum arkadaşlar. Top çeviriyorum. Tek yaptığım olay bu. İyi orta sahalar lazım tabii ki. İyi orta sahalardan kastım. Yani biraz arkadaşlar ayakları iyi olması lazım orta sahaların. Pas babında şutu da geçiyorum. Pas babında birazcık işte dayanıklarını yüksek tutmanız gerekiyor. Eğer çok böyle geniş bir kadro yapısına sahip değilseniz bunları yaparsanız sorun olmuyor. Luka Modric Maynard. Aslında biliyordum kalecini kurtaracağını ama seken toptan bir şey olur mu dedim. Maynan kötü de sektirmiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Haaland verdi. Şimdi çift defans kullanıyorum o bölgede. Rodrigo'ya uzun olmuyor. Şimdi bu arkadaşımızın bilemediği bir şey şu. Haaland'a uzun oynamakla Rodrigo'ya uzun oynamak bir değil kanka. Çok güzel aldık. Osimhen vuracağım. Yoksa Hakimi kesecek. Belki diyorum hani orada Van Persie'nin falan önüne düşebilir. Şimdi sakin. Valverde, Modric. Modric dönebilirsen dön. Dönebildiğin ölçüde. Çok güzel abi. Çok güzel. Modric hala dönecek. Hala dönecek Modric. Adam da ne yapacağını bilemedi arkadaşlar. Bekin pres yapmasını bekliyordu. Gelmedi o pres. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. De Jong'u alıyorum. Valverde'nin yerine arkadaşlar Kenan'ı alıyorum. Hani pozisyon değil ama olsun. Hiç oyunu sokmamaktan iyidir. Darwin'i Benzema'ya aldım. 5 değişikliğimi ben bu şekilde yapıyorum. Ben kesinlikle 5 değişikliğimi kullanıyorum arkadaşlar. Yani elzem bir durum olmadığı sürece kullanıyorum. Mesela bazen işte bu maçta çok yordum oyuncular ama ne bileyim işte hani yorulmamış olabilir. Mesela Osimhen değiştirmeyebilirim. Eğer bu Osimhen'lik bir maçsa öyle diyorsam kendimce. Kenan biraz fazla oyaladı ama hatasını telafi etti. De Jong, Frankie. Frenkie top tekrardan onda. Kenan Yıldız. Benzema'ya bırakmak istedi. Olmadı. Rodri çok güzel kesti ya. Çok güzel kesti. Şimdi Darwin. Darwin çapraz açıyı döndü. Darwin bıraktı. Luke de Jong. Luke de Jong vurdu. Vallahi kaleci gerçekten iyiymiş. Oha, Benzema da yazamadı. Direkt de patladı. Pası verdik şimdi Mendy'ye. Mendy bıraktı. Yerden Darwin. Tek pas oynamak isteyecek. Tekrar Mendy. Evet, 1-0 arkadaşlar. 62'de Van Persie'nin attığı golle kazanmayı biliyoruz arkadaşlar. Yani gayet güzel. Sistematik bir şekilde oyunumuzu oynadık. İki maçta da arkadaşlar kazanmasını dediğim gibi bildik. Ve Osimhen'in daha fazla geliştiğini açık bir şekilde hissediyorum. Açık bir şekilde hissetmiyorum ama şu anki haliyle genel anlamda arkadaşlar bu Osimhen kartı. Bilmiyorum bak eskiden çok kullanılıyordu. Şimdi daha az görmeye başladım. Lanet bir kart arkadaşlar. Gerçekten lanet bir kart. Herkese tavsiye ediyorum. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka Total Futbol videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Sağlıcakla kalın.